Son dönemlerde bina yönetim şirketlerinin sayısında çok fazla bir artış gözlemleniyor. Türkiye'nin neredeyse hemen hemen her ilinde yüzlerce, binlerce, şu an sayısı 30 bini geçen bina yönetim şirketleriyle karşı karşıyayız. Fakat bir bina yönetim şirketi kurmak ne kadar kolay ki, hiçbir yere başvuru yapmadan, hiçbir yerden izin almadan, hiçbir standarda uymadan bir ofis, bir tabela ile bina yönetim şirketleri açılıyor. Fakat bina yönetim şirketlerinin çiftlik bank gibi bir sonuç doğuracağını bilmek için çok da allame olmaya gerek yok. Şu anda yaşanan sıkıntıları vatandaşlarımız bilmediği için bu devam ediyor. Öncelikle bina yönetim şirketleri konusunda vatandaşları, daha doğrusu o binanın başkanını ve yönetimini uyarmak istiyorum. Bir binada parayı toplama yetkisi binanın yönetimindedir. Yani bina başkanındadır. Bina yönetim şirketinde değil. Para binanın hesabına yatar. İhtiyaca göre de bina başkanı tarafından bina yönetim şirketine aktarılır. Fakat şu anda bütün paraları bina yönetim şirketleri topluyorlar. Ve yarın herhangi bir problem olsa, ki her gün 3-5 tane bina yönetim şirketinin kapandığına şahit oluyoruz, paralar gidiyor ve insanlar, oradaki oturan sakinler, o aidatları tekrar ödüyorlar. Bina yönetim şirketi kapandı diye, kaçtı diye. Halbuki burada bütün sorumluluk oradaki oturan sakinlerin değil, bina başkanınındır. Eğer başımıza böyle bir iş gelirse, bina yönetim şirketi kaçarsa ve paralar orada giderse, biz de parayı oraya yatırmış isek eğer, biz o parayı bina başkanından tahsil edebiliriz. Şikayetimizi bu yönde yapabiliriz. Bütün sorumluluk bina başkanındadır. Onun için bina başkanlarına diyorum ki, sakın aidatları bina yönetim şirketinin hesabına yatırtmayın. Kendi hesabınızı yatırtın. Burada sakinlere de şunu diyorum, sakın ola bina yönetim şirketine gidip aidat ödemeyin. Parayı, aidatlarınızı binanın kendi hesabına ödeyin. Çünkü her binanın bir vergi kimlik numarası vardır ve bir banka hesabı açmak zorundadır. O hesaba aidatlarınızı yatırırsanız sizden para gittiğinde tekrar talep etme gibi bir hakkı asla söz konusu olamaz. Hem bina yöneticilerini hem de bina sakinlerini bu anlamda uyarıyorum. Fakat bir de uyarım devlete var. Bina yönetim şirketi kurmak adeta pazara tezgah açmak gibi. El arabasını yitip bir yere tezgah açılıyor. Hiç kimse niye geldin, nereden geldin, sen bu işi yapabilir misin, yeterliliğin ne? O daire başına 5 lira, 6 lira, 7 lira kampanyayla ilk 5 ay ücretsiz falan, bu işler yapılacak işler değil. Dolayısıyla orada başka bir bit yeniği var. O nedir? Yaz ayları boyunca bina yönetim şirketleri muazzam paralar topluyorlar. Ve bu paraları bir şekilde değerlendiriyorlar. Faizdir, repodur ya da başka ticari yatırımlardır, değerlendiriyorlar. Bu paraların kendilerinde bulunmasından dolayı devlet asla onlara bir denetim yapmıyor. Onların kazançlarını vergilendirmiyor. Bu arada binanın elektriği geç ödeniyor, gecikme faizi ödeniyor. Yakıtı geç ödeniyor, gecikme faizi ödeniyor. Binanın acil işleri daha sonraya bırakılıyor. Ya da binanın o olması gereken işler kalite standartı açısından daha düşük standartlarda yapılıyor. Çünkü parayı oradan bina yönetim şirketi kazanmaya çalışıyor. Bu anlamda devletin vergi kaybı oluyor. Kalitesiz işler ve malzemeler alındığı için daha çok kar edeceğim diye bina zarar ediyor. Ve en kötüsü de o bina yönetim şirketi kapansa, gitse, binadaki sakinlerin cebinden bir kez daha aidat çıkıyor. Başkanın cebinden çıkması gerekirken bu konulara dikkat etmemiz lazım.